Evet, 5 Temmuz 2015. Burası Sakarya Adapazarımızın Ferizli ilçesindeyiz ve Narköy'ündeyiz. Sayın üreticimiz Bilal Haşimoğlu beyefendinin ceviz bahçesindeyiz. Kendisi rekor gelişim ürünümüzü, gerek buradaki en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi fındıktır. Evet. Fındık bahçelerinde kullandı ve memnun kaldı. Aynı şekilde de ceviz bahçelerinde kullandı. Yenilikli fidanlarda, gelişmeyen fidanlarında. Kendisine vereceğim şimdi mikrofonu ve kendisi bir bahsetsin. Rekor gelişimi nedir? Ne yaptı? Bir anlatır mısınız? Rekor gelişimi tabii bu seneki yeni bir fidan. Evet. Denk geldi. Bunu da diktikten sonra uyguladım. Yeni dikim yani. Ne zaman diktiniz bunları? Kasım'da diktim ben. Açık kök diktiniz herhalde. Açık kök olarak. Evet. Rekor gelişimi de o zaman almıştım zaten. Cinsi neydi bunun efendim? Bunun cinsi Ronde Montiark denen bir çeşit. Fransız çeşidi. Niye özellikle aldınız bunu? Chandler ceviz bahçesindeyiz. Burada benim 15 tane Fernor Fransız çeşidi cevizim var. Evet. Bu Fernor'lara dölleyici olarak bunu tavsiye ettiler. Ne için? Erkek çiçeklerinin geç verim verdiği için tavsiye ettiler. Tavsiye ettiler fidancı arkadaşlar. Tanıdığım bir çeşit değil. Bu sene ilk defa. İlk defa deniyorsunuz, evet. Birçok üreticimiz de eminim ki bunu ilk kez görecektir. Yeni dikim tuttu. Gelişmeye başladı. Evet. Bu bahçe genel olarak nasıl bir bahçe? Toprağımız nasıl toprak bu arada? Burası, bunun üstü, bu bayır kısmı ak toprak dediğimiz. Ak toprak. Evet. Altı kil. Çok sert böyle bir. Kaç santimden sonra kil? 20 santimden sonra kil mesela. Peki siz rekor gelişimini için aldınız öncelikle? Rekor gelişimi işte bu alttaki kil tabakayı patlatsın diye aldım. Evet. Kökler... Nerede tanıştınız bizimle? Sizinle 2014 Bursa Tarım Fuarı'nda tanıştım. Evet. Orada konuştuk. Bilgiler aldım sizden. Evet. Benim de bu fidanlarımda böyle bir sorun olduğunu anlattım. İşte bana tavsiye ettiniz. Bu şekilde. Peki işe yaradı mı sizce bu olay gördüğünüz kadarıyla? Bu sene çok işe yaradı. Ben bu fidanlardan umudu kesmiştim. Evet. Yani diktiğim gibi kaldılar öyle. Evet. Ama bu sene öyle gösterirseniz. Şimdi bunlar şu an sizin dikimli olarak ne zaman bunlar? Bu bir yıllık. Daha bu sene. Daha bu sene dikildi. Aşağı geçelim, buyurun gelin. Bunlar 3 yaşında fidalar. Bakın 3 yaşında fida diyor Sayın Hilal Bey. Ondan sonra ne kadar 2 yıl uyudu bunlar. Bakın bu 3. yılını yaşayan bir ağaç. Yaşıyor. İşte yani kilden dolayı gidemiyor. Büyümeme sebebi ortada yani. Evet. Görüyorsunuz. Ama bu sene rekor gelişim uyguladım. Son 2 yıldır büyüdüğü sürünler gösterir misiniz be? Son 2 yıldır bakın geçen sene şurada 5 santimlik bir büyüme yaptı. Diğer sene? Önceki sene de 10 santim yaptı. Peki diğer sene diyelim 2014 kuraktı. Peki 2013 kurak mıydı? 2013 kurak değil. 2013 değildi. Kuraktı. 2014 kuraktı. 2014 kuraktı geçen sene. Yazı. Bizim bu bölgede iyi yağışlıydı. Anladım. Yani evet. Anladım. O şekilde diyorsun. Ama burada yine de ben taşıma suyuyla sulama yaptığım halde bunları geliştiremedik. Geliştiremediniz. Ama bu seneki sürgünü görüyorsunuz. 50 santim şu anda. Peki toprak yapınızla alakalı ne oldu şimdi aynı zamanda? Toprak gelişimi geçtik. Diyelim ki yani işte. Bu aşağıdaki yer daha sertti. Buradan daha sertti. Tabii orası daha sertti. Nasıldı orada? Ne yaptı orada? Orada kazmayı kendi ağırlığında buraya bırakıyorum, bakın. Kazma gömülüyor bak hiç. Kazmaya gerek. Burada da aynı şekilde zaten aynı sonuçları alıyorsun burada. Evet. Yani aynı şekilde orada atmadığınız hemen uzak bölgelerde. Ağacın bakın. Uzak yan tarafına bakın. Ki burası da daha önce işlenmiş bir yer gene. Tabii. Bu sene ben burayı çapalama yaptım. Evet. Bakın altında fındık cürufları var. Evet. Yani sürdüm geçen seneden bakın. Evet. Kesekleri görüyorsunuz. Bak fındık cürufları. Bakın tezekleri görüyorsunuz bakın. Bak. Peki bu yağmur en son buraya ne zaman yağdı? Buraya en son 2 gün önce yağmur yağdı. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şu an bakın daha o çapala yaparken bile o tezekler çıkmaması lazım. Evet. Çünkü her gün yağmur yağıyor burada. Ama o tezekleme oluyorsa zaten toprağınız aşırı bağlayıcı. İşte toprağın yapısı. Verimi düşüren, cevizin büyümesinden gelen şey budur zaten. Siz de bunu fark etmişsiniz. Evet. Geçelim yine 3. yaşını yaşayan ceviz ağaçlarımıza geçiyoruz. Fidanlarımıza. Chandler ceviz ağaçları bunlar. Bunlar Fernor. Fernor bunlar. Evet bunlar Fernor. Chandler'lar aşağıdaki. Aşağıdaki kaldı onlar evet. Bakıyoruz. 6 dekarlık bir ceviz bahçesi burası. Evet. Yine ne kadar sürgün vermiş? Yine 50 santim olmuş bu seneki sürgün. Şuradan killi bir toprak yapısı. Altta kis tabakası var. ve hiç büyümüyor. 3. yaşında olan bir yer, evet, ve bu noktaya gelmiş. Peki bu arada siz, hani tesadüf olabilir, biz şimdi sizinle, siz hepsini kullanmışsınız, kıyaslama yapmamışsınız ama evet, fındıklarda kıyasladık yani. Evet. Fındıklarda gittik, gördük, baktık. Nasıl olduk fındıklar? Ne değişmiş fındıklarda? Bir de bu arada sözünüzü kesiyorum. Yaprak genişliği. Yani onu bitirelim. Evet. Nasıl yaprak genişlikleri? Yaprak genişlikleri diğer kullanılmayan olanlara göre daha geniş, hı-hı, daha etli. Mesela bu boydaki bir ağacın yaprağı neden daha büyük bir ağacın yaprağından bile büyük gözüküyor ya da büyük zaten? İşte demek ki toprağı çözüyor bu. Evet. Toprakta diğer ağacın alamadığı gıdaları... Mesela şu yaprağın genişliğine bakın lütfen. Evet. Bakın şurada, evet, rekor gelişim uygulaması, evet, yapılmış. Ve sorunlu bir bölge ve 2 yıldır büyüyemeyen, 3. evet, yılını yaşayan bir ağaçta. Bugün şu anda... 20 yıllık ağaçlar. 20 yıllık ağaçlardaki yaprak o kadar. Bir tane kopartma, evet, şansımız var mı acaba? Tabii. Bakın 20 yıllık ağaçtan bir tane yaprak kopartıyoruz. Sonuçta 20 yıllık ağaç, kocaman ağaç. En iyi yaprağı kopardık bir de. En iyi yaprağı kopardık. Evet. Bakın genişliğini görün. Aradaki peki renk tonunu, parlaklığı görüyorsunuz. Renk tonunu, evet, bak. Daha koyu renk, parlak. Bu her ne kadar cins aynı olmasa da, tabii, hiç fark etmez. Bugün ama bugün 20 yaşındaki bir ağaç ve gelişim sorunu olan, daha, evet, 1 metre olmamış bir ağaçta bu yaprağı yaşıyoruz hali. Evet. Peki yaprak genişliği ne demektir? Fındıkta olsun, diğer ağaçlarda olsun. Siz babanız da çiftçi, üretici, siz de. Yaprak ne kadar geniş, etli olursa ürünü, meyvesini de o kadar iyi besler. Evet. Diyebiliyoruz. Aynen. Peki o fındıklarda yani ne gördük şimdi? Yan yana kullanılan, kullanılmayan yerde. Evet. Fındıklarda, ne yapmış size, ne sağladı? Fındıklarda kesin olarak bir kere randımanı yüksek olur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sene yok yılıydı ağaçlarınızda. Tabii, bu sene, evet, yok. Don olayları vardı. Uygulanan ocaklarda randıman fındıklarda yüksek olur. Yani ne yapmış? Şu an itibariyle gördüğüm şeyler neydi fındıklarda? Fındıklarda daha canlı, diri, yaprak yeşil, yaprak yeşil, diri, köklerde mantarlaşma yok. Yok. Tertemiz. Evet. Yani az uyguladığımız halde. Yani taça da vermeniz gerekirken. Tabii. Taç izdüşümü vermemiz gerekirken. Onu da bildiğiniz, onu bildiğiniz halde zaten siz, evet, biz size söylemiştik halde. Evet. Buyurun geçelim, birkaç daha ağaç gezelim şöyle. Evet. O yaprak kalsın lütfen, gelin. Yine Fernor cevizimiz. Yine büyüme sorunu olan 3. yaşını yaşayan bir Fernor cevizi. Evet. Bakın görüyorsunuz şu anda, evet, geçen seneki dahil 2 yıldır verdiği sürgünden 2 kat daha fazla sürgün vermiş. Evet. Canlılık çok güzel, bakın. Yaprağına bakın, 20 yıllık ağacın yaprağını kopardınız. Evet. Nasıl? Bakın. 2 katı kadar geniş değil mi? Evet. Yani içine, yani yarısı kadar. Yarısını. Ben bunu hep söylüyorum. Afyon'da bir beyefendimiz... Ki buna 3 kere yaprak gübresi uygulaması yaptım, evet, ağaçlara. Yaprağa gelişsin diyorsunuz. Tabii yani yaprak gübresi... Alt gübresi, evet, üç gübresi. Onların cinsi nedir acaba? Bunlar Yalova. Yalova cinsi. Yalova 1. Peki şunu soracağım ben size. Tabii Yalova da olsa, başka bir şey de olsa, tabii, yaprak genişliği her halükarda rekor gelişim kullanıldı mı geniş olur. Evet. Şimdi bir tane amcamız, rekor gelişim kullanan bir ağabeyimiz eşine demiş ki, ya demiş, bu yapraklar o kadar geniş ki bunlarla biz bari sarma yapalım yani. Evet. Dolma yapalım diye. Evet. Yani o anlamda onların hani ağaçları biraz daha 3-4 yaşındaydı. Tabii düşünün şimdi daha şu kadarlık boyundaki ağacın, tabii, yaprağı, tabii, buysa 3 yaşındaki tabii onun 2-3 katı oluyor hâlâ. Bu anlamda da palmiye ağacı gibi oluyor. Tabii. Yani ağacı cins değiştirmiş olarak görüyorsunuz bir süre sonra. Bu anlamda. Ben şu uyguladığım alana hiç kazmaya bile gerek yok. Evet. Yani zaten böyle kül gibi. Bir daha işçilik yapmıyorsunuz. Zaten yumuşak kabarık, ha, duruyor orada. Bunu ben ilk, evet, baharda kazdım bir kere. Evet. Öylece. Duruyor. Hiç yapalayın bakayım bir. Evet. Tamam. Kazmanın, evet, kendi ağırlığı bu. Kendi ağırlığı gidiyor bak. Evet. Ya bunu bir daha kazmanın şimdi anlamı. Şimdi Yozgat'ta bir abimiz vardı. Geçen videosunu çektim ben onun. Çorum'da. Abi diyor, atmadığım yerlerde diyor çapa makinesi horluyor diyor. Ben dedim bak dedim videoya geleceğim. Aynen. Dedim o ifadeyi unutma dedim. Onu söyle o şekilde. Aynen. Ondan sonra video çekerken unutmuş yani. Bakın şuraya bakın. Evet, bak, evet. Burası çapalandı bir kere. Evet. Çapalanmış olduğu halde kesek çıkıyor bakın. 3 gün önce yağmur yağdı. Evet. Daha dün yağmur yağdı. Yani 3 gündür diyorsunuz, 2 gündür her gün yağmur yağıyor. 2 günde bir yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor diyorsunuz ve... Ki bunun altında da bak fındık curufları ben... Bu kaç gün, şöyle diyeyim ben size, bu 3-5 gün bir ay yağmur yağmasa burada ne olur? Burası böyle ayağım içine girecek gibi çatlıyor. Çatlar ve tabii direkt verimsizlikler. İlk seneler zaten bunlar hep patladı, çatladı kökler. Evet. Hava aldı, gelişemedi. Hava aldı. Ama çatladı şu şekilde için. Ne kadar kurak olursa olsun. Çok güzel noktaya geldiniz. Bunun kökü hava almaz. Çünkü evet. Her taraf bulgur gibi oldu. Yani şöyle söyleyeyim, çatlayan bir toprakta kök hava aldığı zaman o ağaç kurur mu? Kurur genelde yani. Kurur. Çok güzel. Bu ifadeniz çok önemli. Evet. Biz de buna katılıyoruz. Ama bu evet. Kökü, burası çatlamaz artık. Çatlamaz. Mümkün mü çatlamaz? Mümkün değil çatlamaz. Şimdi bakın 6 ay önce, 5 ay önce, evet. 3 ay, 4 ay önce durduğu gibi duruyor haline. Evet. Aşağıdaki çok daha sert topraktı. Daha rengi daha kara kefir toprak. Kara bir evet. Toprak. Yani toprak yapısı çatladığında evet. Aldığı havadan dolayı ağaçlarımız kesinlikle zarar görüyor. Evet. Ve kurumaya geçebiliyor. Bu çok önemli konu. Evet. Tespitinize katılıyoruz. Bu her türlü bitki için geçerli. Yani sadece ağaç için değil. Tabii tabii her türlü evet. Bitki için geçerli. 5 Kasım tabii. 2015 burası Adapazarı, Sakarya, Ferizli ilçemiz ve Narköy'deyiz. Sayın Rekor müşterimiz, fındık üreticisi ve ceviz üreticimiz Bilal Haşimoğlu Beyefendi. Peki tavsiye ediyoruz herkese? Herkese tavsiye ederim. Her ürüne tavsiye ederim. Yani evet. Bundan sonra ben toprağın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bahçede zarzavata da kullanacağım. Evet. Her şeye kullanacağım. Tabii gübresini yine ayrı vereceğiz. Gübre değil tabii vereceğiz. Tabii, tabii gübre değil. Gübreleri vereceğiz. Düzenleyici ama 2 yılda bir atılan bir üründür bu. Topraklarımız artık çok eskimiş. Evet. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Gençleştireceğiz. Gençleştireceğiz. Peki gençleştirme dedik. Fındıklarınız 40 yaşındaydı ve yaşlıydı. Evet. Peki verdiğiniz yerler gençleşti mi? Bu sene çok güzel bir gençleştirme. Bizi birçok yerden arıyorlar. İşte fındıklarda gençleştirme yapacağız. İşte ne yapalım falan. Biz diyoruz böyle gençleştiririz derseniz. Pek hani inanmıyorlar aslında buna ama. Evet. Şu anda gerçekten yaşlı bir ağacımızın gençleştiğini gördünüz mü siz? Gördüm. Ben bu sene uyguladığım alanlarda gördüm. O ağaçları söküp yenisini diker misiniz yakın zaman? Gerek yok. Gerek yok. Yani bir budamayla bir şekil budamasıyla daha da bir şekilli hale getiririm. Kesinlikle şu an için gençleştirmeyle alakalı bir sorun kalmadı ya. Mantarı hastalık kalmadı. Hı-hı. Onlar gitti mesela. Evet. Hiçbir sorun yok şu an. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Zahmet verdiniz buraya kadar. Estağfurullah, geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Memnun olduk tanıştığımıza. Bu seneki fuarda yine görüşmek üzere inşallah. Evet, aynen. Bursa 2014-15 Tarım Fuarı'nda rekor geçim standımıza herkesi bekliyoruz. Şimdiden anlaşmamızı yaptık. Gelin tarihi tam bilmiyorum ancak lütfen tarihine internetten bakarsınız. Ekim ayında büyük ihtimalle olur. Muhtemelen sitelerimizden bakarsınız ve oradan da görürsünüz. Ve herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah.